Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Selen. Bugün sizlerle yaklaşık 2 aydır çekmediğimiz ama bir arada seriye bağlar gibi sürekli çektiğimiz alıntı serimizin 5. videosunu çekeceğiz. Şimdiden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve o yandaki zil ya da çanlı artık her neyse ona basıp da video attığımdan da haberdar olabilirsiniz. Aşağıya da Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Şu ışık kafamı ortalamak sinir ediyor birazcık. Bu arada alıntı serisini bilmeyenler ve kanalımda ilk defa bu videoya denk gelenler için ufak bir açıklama alıntı serimizi. Alıntı serimizde ben okuduğum kitaplardan beğendiğim kesitleri sizlerle paylaşıyorum ve bu kesitlerin bana ne hissettirdiğini size söylüyorum. Siz de bu bahsettiğim şeylerin size ne hissettirdiğini aşağıya yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Burada amacım etkileşim kasmak değil çünkü bazen ben hani sonuçta bu edebiyat herkesin farklı çıkarımlar yapacağı, herkesin farklı şeyleri anlayabileceği bir bilim dalı ne ya? Bir şey işte. O yüzden öyle birbirimize bir şeyler kazandırmak istiyorum. Aramızdaki duygusal bağ artsın istiyorum. İlk normalde en fazla 2 kitap falan alıyordum ama bu sefer böyle kitap sayısını biraz arttırdım. Böyle farklı farklı yerlere gidip geleceğiz. İlk alıntımız Romeo ve Juliet'ten. Benvenuto diyor ki, öyle pırıl pırıl birini bu akşam göstereceğim sana. Hiç de güzel gelmeyecek o anda. Şimdi en güzel görünen. Romeo da diyor ki, seninle geleceğim ama böyle bir şey görmeye değil, sevgilimin güzelliğiyle haz duymaya. Ben Romeo ve Juliet kitabının incelemesini yapmıştım. Orada Romeo'nun şerefsizliğinden bahsetmiştim. Burada da vurgulamak istiyorum. Çünkü burada sevgilimin güzelliğiyle haz duymaya dediği kişi Rosaline. Ve gidip hani burada partiye gidecekler işte güya. Ve orada Benvolio hani aslında Rosaline'in o kadar da güzel olmadığını gösterecek Romeo'ya. Çünkü o ara Romeo Rosaline diye bir kıza aşık. Güya ölüyor aşkından. Sonra partide şak Juliet'i görüyor. Hani şerefsiz. Romeo gerçekten şerefsiz. Romeo'yu sevmiyorum ama ağzı iyi laf yapıyor. Ona bir şey demeyeceğim. Şimdi Karantina kitabının, Beyza Alkuç'un Karantina kitabının 4. perdesine bir ufak gidelim. Şu ışık beni çok rahatsız ediyor. Umarım sizi rahatsız etmiyordur benimki kadar. Uçamayacağını biliyorsan neden atlıyorsun? Ama atlamadan uçup uçamayacağımızı bilemeyiz ki diye bir diyalog var. Şimdi şöyle bir şey. Bir şeyde başarısız olacağını söyleniyor diye bence o işten vazgeçmemelisiniz. Çünkü kalemi düşürdüm. Her neyse. Şimdi bence bir işte başarısız olacağını söyleniyorsa direkt o işten vazgeçip arkanızı dönüp başka işlere koşmamalısınız. Burada da birazcık aslında iyi mesajlar vermeye çalışılan salakça bir diyalog bence. Çünkü yani uçamazsın, tamam mı? Hani bu şeyle alakalı değil. Yani kanatlarını çırpıp uçamazsın. Bu değiştirilemez bir gerçek. Ama yine de bir şeyleri denemelisin. Bir şeyler olmuyor diye, daha önce kimse yapmıyor diye de bu seni yapamayacağın anlamına gelmez. Yani mesela Granville telefonu bulmadı mı? Daha önce telefon diye bir şey yoktu. İnsanlar böyle bir şey olacağını düşünmüyordu. Ama o buldu. Yani o şeyi daha önce kimse yapamamış, seni yapamayacağın anlamına gelmiyor. Ama bazı şeyler de olmuyor. Ama olacağına inanıyorsan yap. Ya burada şimdi biraz akıl süzgecinden geçirmemiz lazım. Şimdi biz daha önce kimse uçamamış ama belki ben uçabilirim deyip de gidip uçurumdan aşağı atlayıp denememeliyiz. Çünkü ölürüz. Allah rahmet eylesin olur. Ama başarabileceğin şeylerse eğer, ki bu başarı kavramı seninle alakalı bir şey, onun pes etme, tamam mı? Çünkü bazen tam olacağı noktada ya ilerliyorsun, uzun bir yol oluyor önünde. İlerliyorsun, ilerliyorsun, dağ tepe aşıyorsun, bataklıklardan geçiyorsun falan filan. Böyle çok engebeli yollar gidiyorsun. Tam yolun sonuna varacaksın aslında. Sen vazgeçiyorsun. Çünkü sen de bilemiyorsun aslında yolun sonu mu değil mi? Çünkü göremiyorsun önünde böyle nereye gitti belli olmayan. Daha doğrusu seni göremediğin bir yol oluyor. Ama tam da yolun sonuna gelmişken vazgeçince biraz hayal kırıklığı oluyor. O yüzden bir şey diyeceğim, ben başta ne dediğimi unuttum. Çok manalı konuşuyordum da çok uzatınca başta diyeceğim şeyi unuttum. Böyle bu birleştirin şu an çünkü kafam şeyde, videoyu başlatınca aklıma geldi. Benim bugüne atmam gereken bir Almanca ödevim vardı ve ben onu atmadım. Şu an aklım orada. Siz bu dedikleri toparlayın, tamam mı? Şimdi diğer alıntımıza geçiyoruz. Karantina kitabının. Her şey daha kötü olursa diye fısıldadı Onur.
İşte o zaman her şeyi daha iyi yapacağız Zeynep. Bunlar bizim başımıza geldi. Çünkü bunlarla yalnızca biz başa çıkabilirdik. Şimdi bunu da farklı bir noktaya götüreceğim. Her şeyi farklı noktalara götürüyorum. Keşke bu videoyu çekmeden önce bu cümleleri önden bir okuyup prova yapsaydım. Ama tabii ki de prova yok, doğaçlama giriyoruz. Burada şunu düşünüyorum. Siz bir konuma geldiğinizde o konum ne kadar iyi olursa olsun herkes sizin o konumda kendinizi bilecek. Kimse o konuma nasıl geldiğinizi daha doğrusu bilmeyecek. Çünkü yanınızda değillerdi. Yanınızda olsalar bile içinizde değillerdi sonuç olarak. Mesela atıyorum çok zengin bir adam var diyelim karşımızda. Herkes diyecek o da iyi kazanıyor işte yiyor içiyor geziyor sürekli. Hiçbir iş yaptığı yok bilmem ne bilmem ne. Arkanızdan atıp tutacaklar. İleride çok atıyorum zengin bir adam olursanız. Ama kimse o şeye ulaşırken neleri feda ettiğinizi, nelerden vazgeçtiğinizi bilmeyecek. Ve bence o olduğunuz konumda başkalarının söylediklerine kulak tıkamanızı sağlayacak şey de sizin gerçekten nelerden vazgeçtiğiniz, neler için çabaladığınız, yarınlarınız için bugünlerinizi feda ettiğiniz olacak. Onların duymamanızı, kendinizle gurur duymanızı, sizi daha yüksek taşıyacak olan şey bu olacak bence. Bence güzel bir bağlantı kurdum ve benim aklıma direkt bu geldi bilmiyorum. Diğer alıntımız, sanki bir labirentin içinde kaybolmuş gibi değil de labirentin ta kendisi benmişim gibi. Bu benim özellikle karantina dönemlerinde, yani şu Covid-19 çıktığından beri sık sık içine girdiğim bir durumdu. Bu aralar daha az giriyorum. Ya sürekli ben kimim, ben neyim, artık bir kimlik kaybım yaşıyorum, ne yapıyorum ya da canım mı sıkılıyor bilmiyorum. Aslında sorun dışarıda olduğunda, sizinle tam olarak bir bağlantısı olmadığında, yani nasıl desem dış dünyayla alakalı bir şey olduğunda, gerek maddi olur, gerek başka bir şey olur, okul olur, çevre olur, her ne olursa bir şekilde sizin dışınızda bir şey olduğunda çözülebiliyor. Çok kolay çözülebiliyor. Çözemezsem de vallahi silip atıyorum, ne yapayım uğraşamam. Ama sorun kendi içinizde olduğunda, sorun kendi sizin hisleriniz olduğunda, ne düşündüğünüz olduğunda, ileride ne yapmak istediğiniz, bugün... Anneciğim video çekiyorum! Bir şeyi unuttum. Yani anlamlandıramadığınız şeyler aslında tam olarak içinizde olduğunda, anlamlandıramadığınız şeyler sizinle alakalı olduğunda, çıkamıyorsunuz içinden. Neresinden tutsanız bilemiyorsunuz. Sonra da hiçbirinden tutmamaya karar veriyorsunuz. Yani en azından ben öyle yapıyorum. Çözmeye çalışıyorum kendimle alakalı garip şeyleri. Sonra bakıyorum olmuyor. Çünkü karmaşık bir insanım. Yani bunu kabul ediyorum. Çevrem de böyle söylüyor zaten. Bakıyorum olmuyor. Sonra diyorum aman ne olacak. Onları böyle erteliyorum. Sonra bum bir anda karşıma tekrar çıkıyorlar. Sonra biraz daha çözmeye çalışıyorum. Sonra bir daha erteliyorum. Bum. Sonra bir daha karşıma çıkıyorlar. Böyle garip bir şeye giriyorum. Her neyse umarım yalnız değilimdir. Yani aranızda böyle bir şey yaşayan varsa da sen de yalnız değilsin. Bende çok sık oluyor. Diğer alıntımız, bu dünyada her aslanın kuzuya dönüştüğü bir orman vardı. Bunu ben çok sık görüyorum. Çok sık yaşıyorum. Böyle özellikle arkadaş çevresinde kimseye eyvallah olmayan, asarım keserim falan filan kimse bununla değil diyen tiplerin başka bir ortamda ya da başka birinin yanında nasıl böyle o halinden eser kalmadığını çok sık görüyorum ve bu bilmiyorum komik bir durum. Ben sanırım daha o kuzeye döneceğim ormanı görmedim, yaşamadım bilmiyorum. Hiç öyle bir şey olmadı yani ben her zaman aslan olarak takılıyorum. Neyse her neyse. Gerçekten çok komik değil mi? Ya bilmiyorum benim o tarz ortamlarda gülesim geliyor. Böyle şey... Kavadayı resmen, tamam mı? Milleti böyle şey yapıyor, tartaklıyor. Kendini çok büyük bir şey zannediyor. Ama başkasının yanında garip. Garip ve çok komik. Benim o tarz olaylarda çok gülesim geliyor. Garip garip gülüyorum hatta yani. İçimde tutmuyorum o şeyi. Aynı Yıldızın Altında diye bir kitaba geçiyoruz. Pegasus yayınlarının. Bunun filmi de var. Filmini çok böyle kısa bir kısmını yani 15-20 dakikalık kısmını izledim ve beğenmedim. Yani duygu bana geçmedi. Mesela Romeo ve Juliet'te film daha çok geçmişti bana. Neden bilmiyorum. Herkes de tam aksini iddia etmişti ama. Bunda da bana film geçmedi ama çok net de bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü filmi tamamen izlemedim ve 20 dakikalık bir kısmını izleyip de yorum yapmak haddime mi hiç sanmam. Her neyse alıntımıza geçelim.
Tam da artık arkadaşa ihtiyaç duymadığınızda bir sürü arkadaşınız oluyordu. Aslında bir sürü arkadaşınız değil de bir sürü sizden faydalanmak isteyen insan oluyor bence. Çünkü kendi ayaklarınızın üstünde durabildiğinizde, kendinize başkalarına ihtiyaç duymadan yetebildiğinizde, ayaklarınız yere sağlam bastığında, hep aynı şeyleri söylüyorum aslında, her neyse. Belli bir statüye sahip olduğunuzda insanlar sizinle arkadaş olmak istiyor. Yani arkadaşlık adı altında belirli çıkar ilişkileri kurmak istiyor. Ama bu sefer de sizin pek bir umurunuzda olmuyor. Eyvallahınız olmuyor. Bazılarınız iyi niyetli olanlarınız durumu gerçekten arkadaş olmak istiyor diye düşünüp arkadaş olup onlarla sonrasında pişman olabiliyorlar. Bilmiyorum, ben o konuda biraz uyanık bir insanım. Anlıyorum yani bana ne niyetle geldiğini. Ben de ona niyetle yaklaşıyorum. Öyle güzel oluyor. Siz de yaşa yaşa öğreneceksiniz deyip sanki 30 yaşındaymışım gibi nasihatler vermeye devam ediyorum. Mükemmel. Diğer alıntımız, aklı çelinmeyecek kadar kuvvetlisi var mıdır? Bence yoktur. Çünkü herkesin bir zaafı var. Herkesin, istisnasız herkesin. Sadece bazılarımız bu zaaflarını karşı tarafın eline koz vermemek için daha iyi saklıyor ya da saklamayı tercih ediyor diyeyim. Çünkü bazılarınız hani saklama çabasına bile girmiyor ve bu yüzden çok fazla darbe yiyor, zarar görüyor. Bir insan sizin neye zaafınız olduğunu bilirse sizi oradan vurmaya çalışır. Gerek yok bence yani gelip de hadi beni buradan vur demeye, göstermeye yeri hiç gerek yok diye düşünüyorum. Her alıntımız, bazen insanlar söz verirken bu sözün ne anlama geldiğini anlamıyor. Bence günümüzde bu bazen değil de bayağı hani binde bir belki kim neye ne söz verdiğini biliyordur. İnsanlar artık söz vermek şey, alışkanlık. Ya mesela işte dur şu an örnek aklıma gelmedi ama herhangi bir konu hakkında tamam yaparız ederiz, ay asla işte yanından ayrılmayacağım, hep seninle kalacağım, hep böyle olacak, işte şu konuda söz veriyor, bu konuda söz veriyor, her şey hakkında herkes söz veriyor. O an aslında o söz geçiştirmek için. Hani tamam konu kapansın, başımız ağrımasın, karşı tarafın kalbi şimdilik kırılmasın. Ama ileride hassas kalpli insanlarımız özellikle bu sözleri gerçekten ciddiye aldıkları için, ki gerçekten hani söz ciddi bir olay şu an, ne kadar bunu suistimal etseniz, ciddiye aldıkları için aslında ileride daha çok kırılıyorlar. Çünkü beklentiye giriyorlar falan filan. Şu an bir söz nefes almak gibi kullanılıyor. Yani sık sık, daima, ama bir anlam aramayın yani genel olarak size bir söz verin. Çünkü o sözler tutulmuyor. Ya şimdi şöyle bir şey, tutamayacaksanız da söz vermeyin. Ama bilmiyorum, hiçbir zaman bir söz için beklentiye giren biri olmadım. Şimdi karantina kitabına geri dönüyoruz ve ikinci perdesine iniyoruz şu an. Sanki yürüdükçe her şeyi ardımızda bırakıyoruz. Bu bana ne zaman oluyor biliyor musunuz? Kafam çok doluysa, yine anlamlandıramadığım bir sürü şey varsa kendi hakkımda. Yağmur yağıyorsa, kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyorsam, sanki yürümüyorum da hani sorunlarımdan arınıyorum. Her adımımda o sorunlardan bir kısmını ardımda bırakıyormuşum gibi geliyor bana. O yüzden yağmurlu havaya aşığım, mükemmel bir şey. Bu da son alıntımız. İnsanlar doğal seleksiyon neler gibi hayatınızdan çıkaramazsınız. Eğer bunu yapıyorsanız o insanların başka insanların hayatlarına karışmasına karışamazsınız. Çünkü bu benim hayatımdı. Mahvolmasına izin vermeyeceğim hayat bana aitti. Sevilmediğim yerlerde durmayacaktım. Değer görmediğim yerlerde değer vermeyecektim. Şimdi eğer bunu hayat felsefeniz yapmazsanız, hayatınızın baş köşesine yerleştirmezseniz sizi çok üzerler. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Ben uzun süredir sanırım bu hayat felsefesiyle yaşıyorum ve bu şekilde hayatta kalıyorum. Olayı da şu an çok güzel abartıyorum. Ama mesela ben doğruluğu yanlışlığı tartışılır ama doğal seleksiyonla eler gibi hayatımdan insanı çok güzel eliyorum. Gerekli gereksiz. Değer verdiğim ya da vermediğim. Ama tamam, bu çok gerektiği yerde doğru olabilir. Gerektiği yerde yanlış da olabilir. Ve çeşitli kötü sonuçları olduğu gibi iyi sonuçları da olan bir şey olabilir. Ama şimdi sorun şu. Elediniz benim gibi. Gidip de o kişinin hayatına o sen bununla konuşamazsın. Vay sen bununla arkadaş olamazsın. Sen onunla öyle yapamazsın. Bununla buraya gidemezsin. Diyemezsiniz. Çünkü ne yaptınız? Sildiniz hayatınızdan. O insanın hayatıyla alakalı hiçbir şey karışamazsınız. Çünkü sana ne derler yani adama?
Sildiniz çünkü onu, tamam mı? Artık onunla alakalı hiçbir detayı önemseyemezsiniz. Şuna da katılıyorum. Sevilmediğiniz yerde sevmeyin. Zarar görürsünüz. Ya, dile kolay ama bilmiyorum, bunu kendinize tekrar ederseniz bu gerçekten böyle oluyor. Değer görmediğiniz yerde değer vermeyin. Çünkü şimdi şöyle bir şey. Birine, değer görmediğiniz birini özellikle ya da sevilmediğiniz birini severseniz özellikle ne oluyor biliyor musunuz? Diyorsunuz ki ben şimdi arkamı dönüyorum. Al bu da bıçak. Şimdi bunu istersen bana saplayabilirsin. Ama saplama ne olur, ben çok üzülürüm. Hani bu olaya da getirmeyin çünkü kusura bakmayın da yani salak durumuna düşüyorsunuz. Bunu da yapmayın. Her neyse, şu an konu farklı yerlere gidiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.